Geriye Hatice ve Tuğba kaldı. İkisi de birbirinden değerli bizim için. Bu hafta o kadar zorlu bir haftaydı ki. Soldan başlayayım. Solda 4. sezon şampiyonu var. Hemen yanında 3. sezon şampiyonu var. 3. sezonun şampiyonunun yanında tam 15 altın bilezikle bu sezonun ilk bölümünden beri 8 haftadır burada herkesi elemeyi başaran tek kale kalmış Tuğba var. Onun da sağında burada tam 1. ve 2. sezonda 42 bilezik alan bir Hatice var. Ya resmen şu an sezon finali yaşanıyormuş gibi sezon finali dörtlüsü var karşımda. Tebrik ediyorum. Hanginiz giderse gitsin. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok zor bir haftaydı. Ve biriniz 57, biriniz 48 puandasınız. Ve üzülerek bu soruyu herkese soracağım. Yeşim, bileziklerin sahibi, sence kim kalmalı, kim gitmeli? Ya mantıksal baktığımda ikisini de yeni tanıyorum aslında. Hatice'nin sadece kaderi bana benziyor. Biraz kayınvalidesi bulamıyor. Ama kalması benim işime gelir. Kayınvalidesiyle elektriğimiz tutuyor. Sana hep yüksek puan evet, veriyor. Evet, benim işime gelir. Ama Tuğba da bu sezonda çok az vakit geçirdi bize rağmen. Hani biz daha çok... Onun da biraz şansı olmalı diye düşünüyorum. Biraz daha kalmalı diye düşünüyorum. Şu anda benim gözümde ikisi de gitse eşler. Sanki Tuğba'ya daha yakınsın gibi. Tuğba kalsın mı? Kalmalı, dedim. Biraz daha kalmalı diye düşünüyorum. Aysun, kim gitmeli? Ya ben Tuğba'nın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sebepleri açık zaten. Böyle detay vermeme gerek yok. Hatice biraz daha kalsın, Tuğba gitsin. Çok üzücü. Gerçekten. Hazır mısınız? Ben değilim. Hemen yine pıt. Evet, bir gelinimizle vedalaşıyoruz. Hazırsanız eğer. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... Tuğba, ne yazık ki sensin. Aslında hazırdım, biliyordum yani. Haftam çok kötü geçti. Herkesi çok seviyorum. Yönetmenimden, kameraman, yani bizle ilgilenen herkes çok iyi davrandılar. Her son bir başlangıç. Yani beni burada unutturmayacağım. Tekrar gelmeyi düşünüyorum kızlar. Peki. Biraz dinleneyim, toparlanayım. İnşallah tekrar gelmek istiyorum buraya. Biraz zayıf hissettin bu hafta. O çok evet. Belli oldu. Yani üç güçlü rakip olunca böyle bir... Evet, bir kendimi çektim. Aslında çekmemem gerekiyordu. Ben zaten çok güçlü bir karakterim. Ama hani şampiyonlar geldi, Hatice tecrübeli. Geri çekmemem gerekiyordu kendimi. Geri çektim. Kendi hatam, kimsenin hatası değil. Çok başarılı bir gelindin. Yani sarsın yani herkesi. Karmencim, gönülcüm, aşkım. Sizi tam 8 hafta alkışlarla davet ettiğim bu stüdyoya maalesef alkışlarla uğurluyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geldik, el ele gidiyoruz. Teşekkür ederim. Bir saniye durun. Evren, benim... Sunucu olarak hiçbir söz söyleme hakkım yok mu? Aa. Yok mu? Soruyorum. Ağlamadan. Tabii ki var. Ben bu hafta eleme olmasını istiyorum. Ya neden istiyorum? Neden istiyorum? Bak, bu hafta başından beri söylüyorum ya eleme olmasın. Nasıl yani? Hatice'ye mi kıyacağım, eşime mi, kime kıyacağım? 1000. bölümde çok ısrar ettim. Daha 1000. bölümden beri böyle bir derdim var. Yok yani Nuh dediler, peygamber demediler. Ya hiç gönlüm razı değil ya. İnan ki biraz hakkım varsa ben bu hafta eleme olsun istemiyorum. Rica ediyorum. Aa. Rica ediyorum. Evet. Ay. Duymuyorum. Sesini yükselt. Nursel. Evet. Biliyorsun sana sezon başında tane canın olduğunu söylemiştim. Evet. Yani iki hakkımız var. Ben senin ricamın eşit kırılır daha iyi.
Teşekkür ederim. Tamam. Sen sunucumuzun kıymetli misin bizim? Ay. Sen kararlı mısın? Ben çok kararlıyım çünkü yani gözden çıkaramıyorum. Ya bu kadar üç yarışmacıya karşı, güçlü üç yarışmacıya karşı Tuğba'nın birinin arkasında durması gerekiyordu. O anda ya yani iki canım varsa biri Tuğba'nın olsun istiyorum. Evet, şimdi yönetmenimle konuşuyorum. Söylediklerini aktarıyorum. Bunlar onun sözleri. Gelinim mutfakta bir yarışma ve biz burada adil olmak zorundayız. Yüzlerce bölümdür en yüksek puanı alan gelin bilezikleri aldığı gibi en düşük puanı alan gelin de bizimle vedalaşıyor. Bu şartlar doğrultusunda senin de talebini değerlendirdik diyor. Ve Tuğba yarışmaya devam! Gel! Ay ben seni kıyamam. Teşekkür ederiz. Birisi de senin arkanda dursun değil mi? Yediler kızı. Tuğba'cığım bana devrik şampiyon demiştin ya hani. Bak sen daha şampiyon olamadan devriliyordun. Nursel Hanım tuttu seni. Dua et bunlar daha iyi günlerin. Bugünün toplam puan durumu şöyle. Aysun 17 puan, Yeşim 16 puan, Tuğba 15 puan, Hatice 5 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Yeşim 74 puan, Aysun 68 puan, Hatice 57 puan, Tuğba 48 puan.